1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programında korona günlerinde kalp ameliyatlarından ve kalp rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Evet, süreç sıkıntılı ilerliyor. Çünkü korona vakaları, pandemi dönemi biraz daha tabii vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Ama yine de rakamları günlük takip ettiğimiz süreçte bakıyoruz ki bir yükselme oluşuyor. Peki bu yükselme sürecinde kalp hastaları nelere dikkat edecekler? Kalp ameliyatı olacak olan hastalarımız neler yapmalılar? Kendilerine nasıl dikkat ediyorlar?
süreci kiminle konuşacağız? Kalp ve damar cerrahisi direktörü Profesör Doktor Esat Akıncı bizlerle birlikte olacaklar. Esat Hocam'la kalp hastalıkları ve kalp ameliyatları, pandemi dönemindeki kalp ameliyatlarından bahsedeceğiz. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için. Evet hocam, korona günlerinden geçiyoruz. Tabii zor bir süreç. Vaka sayıları da artıyor. Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şu son yaşadığımız yaklaşık yani Şubat ayından beri olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Gerek sağlıkça, dünya, bütün insanlık olarak ve özellikle sağlıkçılar olarak da biz daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve zor bir süreç hepimiz açısından. Birincisi, her ne kadar benim alanım enfeksiyon hastalıkları olmasa da bir viroloji, göğüs hastalıkları uzmanı olmamakla beraber korona, COVID-19 enfeksiyonu pandemisi bizi de oldukça etkiledi. Etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şöyle ki normalde bugüne kadar COVID dışı nedenlerle ölüm oranlarına, dünyadaki ölüm oranlarına baktığımızda kalp ve damar hastalıkları genellikle birinci sırada, ikincisi de kanser, daha sonra enfeksiyon hastalıkları geliyordu. Şimdi büyük oranda COVID öne geçti. Ciddi sayıda maalesef hastamızı kaybediyoruz. COVID'den dolayı ve pandemi ortaya çıkmış olan bu pandeminin sadece virüslerden dolayı, COVID virüsünden dolayı olan mortalitesinin ölüm oranlarının dışında ilaveten yarattığı stres, hastaların hekime gitmekten çekinmeleri, hastanelere gitmekten çekinmeleri sebebiyle oluşan ayrı bir mortalite var. Buna da biz biraz böyle bir korku mortalitesi de diyebiliriz. Şöyle oluyor. Özellikle bu 65 yaş üzeri kuşağın sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde insanlar gerek yasak nedeniyle, gerekse hastanelere gidip dışarı çıktığında mikrop kapma korkusuyla örneğin tespit edilmiş kalp hastaları bile hastaneye gitmekten çekindiler, imtina ettiler. Bu dönemde ki bununla ilgili çalışmalar da yapıldı, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu dönemde olmaması gereken, tedavi edilebilir durumda olan bir takım kalp hastalarını kaybettik. Evinde veya acil şartlarda hastaneye getirilerek kaybedildi. Ani kalp krizleri arttı. Stresten kaynaklanan kalp krizleri de arttı. Böyle bir tabloyla karşılaştık. Bu hani enfeksiyon dışında bu pandeminin yarattığı ekstra ölüm oranı artışı diyebiliriz. Mortalite artışı diyoruz biz buna, ama böyle bir durum söz konusu. Şöyle mi hocam, yani Esat hocam, korona pandemi kalp krizi oranlarını yükseltti. Şöyle, tam olarak elimizde buna dair bir net bir veri yok. Evet, epidemiolojik bir veri yok. Ama kendi pratiğimizde, mesleki pratiğimizde gördüğümüz kadarıyla bu bir artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir, ikincisi, diğer şüphelendiğimiz bir nokta da virüsün sadece solunum sistemi ve akciğerleri değil, dolaşım sistemini de etkilediğini artık biliyoruz. Bu birçok yayında gösterildi. Ani trombozis dediğimiz damar tıkanmaları, kan pıhtılaşmaları neticesinde de krizlere veyahut da mikro krizlere, doku perfüzyonu, doku beslenmesi bozukluklarına neden olduğu, hatta ve hatta kalpte neden olduğu ve bunun da bir takım hastalarda tespit edildi. Bu beyin dokusu da olabilir, diğer organlarda olabilir. Mikro dolaşımda bozukluklara neden olduğu, enfekte olan hastalarda ortaya çıktı. Bütün bunları toplarsak bir artıştan söz edebiliriz gerçekten.
pandemi döneminde stresi yaşayan hastalarımızın birçoğunda da kalp rahatsızlıkları gözükürlüğü bir sürece girdi. Ama tabii o hastalarımız da biraz hastaneye gelmekten endişelendiler. Evet, evet. Takipli hastalarımız, mesela takibi bırakan hastalarımız var. Veyahut da bizi arayan, telefonla arayıp gelemiyoruz. Veyahut da yani herkes ulaşamıyor standart yöntemlerle, sosyal medyayla, telefonla ulaşamayanlar da var, o imkanları olmayanlar da var. Maalesef bunlar için ciddi bir sıkıntı oluştu. Korona kalp hastalarını etkiledi. Evet, evet. Kesinlikle çok etkiledi. Stres. Evet. Şimdi mesela şunu söyleyebiliriz. Özellikle bu başlangıç ilk atakta, birinci dalga döneminde biz bütün ameliyatları durdurduk. Kalp ameliyatları, yani bütün yurtta durdu. Çok acil ameliyatlar dışında, girişimler dışında, evet. Acil koroner stenting, stentleme, primer stenting dediğimiz kalp kriziyle gelen hastanın damarının hemen açılması girişimleri dışındaki girişimlerin hepsi ertelendi. Mecburen ertelendi. Çünkü ne olacağını bilmiyorduk. Evet. Yani hastayı şöyle, bir de şöyle yayınlar çıktı ki Çin'de, İtalya'da, bu Fransa'dan yayınlandı. Korona ameliyat ettiğiniz hastaya erken dönemde korona bulaşırsa hastayı en az %70 ihtimalle kaybediyorsunuz. Bu da çok yüksek bir oran. Yani %1 riskle biz ameliyata aldığımız bir hasta koronaya yakalandığında ameliyat sonrasında maalesef immunitesi ameliyattan dolayı da düştüğü için maalesef kaybedilme riski çok fazla oluyor. Bu nedenlerle bunu gerek bakanlık, gerekse mensubu olduğumuz mesleki derneğimizin de önerileri doğrultusunda biz de ameliyatları durdurduk. Yaklaşık 3-3,5 ay civarında ameliyat yapmadık. Haziran ortasından sonra artık biriken vakalar ve hani daha fazla erteleyemeyeceğiniz vakaları ameliyata almak zorunda kaldık. Sonrasındaki dönemde şu ana kadar aldığımız özel önlemlerle hiçbir hastamızı COVID nedeniyle ameliyat olan hastamızı kaybetmedik. Onun için özel bir şey gösteriyoruz bununla ilgili. Dikkat ve önlemler alıyoruz. Bu sayede bu anlamda herhangi bir mortalitemiz yok. O günden bugüne kaybettiğimiz hiçbir hastamız yok. Bu sevindirici haber. Evet, COVID döneminde de, yani pandemi döneminde de gerekli önlemler alındığında güvenle bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bunu da göstermiş olduk. Aslına bakarsanız. Evet. COVID günlerinde, pandemi günlerinde ameliyat olan hastalarımız da vardı tabii. Olanlar da vardı. Peki onlar kendilerini nasıl korudular? Ne yaptılar? Ne yapmaları gerekirdi bundan sonraki süreçte? Hastane ameliyat sürecindeki en önemli koruma yöntemlerinden bir tanesi izolasyon mutlaka. Evet. Yani COVID'in kendisinden korunmanın kendisinde olduğu gibi bu ameliyatı olacak hastalar ameliyattan önceki süreçten başlayarak mutlak bir izolasyona tabi tutuluyorlar. Yani yakınları, mesela birçoğuna refakatçi bile almıyoruz yanına. Ziyaretçi kesinlikle yasak. Özel havalandırılmış odalarda tutuyoruz. Yoğun bakım özel ve hatta personelin girişi bile sınırlandırılmış yoğun bakımlar var. Sadece bir hemşire, bir hasta ve özel giydirilmiş, kuşatılmış, önlemleri alınmış. Yani personelden hastaya olan bulaş riski neredeyse sıfırlanmış bir şekilde organizasyon yapıldı. Ameliyat esnasında hastalara özel bir şey vermiyoruz. Onu da baktık, yani dünyada nasıl yapılıyor, herhangi bir
İşte koruyucu herhangi bir ilaç verelim mi anlamındaki yaklaşım anlamındaki dünyadaki yaklaşıma da biz de uyduk. Herhangi koruyucu şey ilaç da vermiyoruz. Ancak ameliyat sonrası dönem tabii ki çok önemli. Çünkü bu ameliyatlarda kalp ameliyatlarında bütün büyük ameliyatlarda olduğu gibi insan bağışıklığında, bağışıklık sisteminde bir gerileme oluyor. Bu da son derece tehlikeli. Özellikle bu kadar fırsatçı bir enfeksiyon için. Evet. Onun için de ameliyattan sonra beslenme rejimlerinde bir miktar değişiklik yapıyoruz. İşte vitamin destekleri, bir takım önerilen diyetisyenler tarafından önerilen beslenme rejimleri uygulanıyor. Ve hastanede prosedürleri de mümkün olan en az hastanede kalacak şekilde organize ediyoruz. Örneğin bizim ekip olarak şöyle bir şeyimiz var. Mesela standart bypass ameliyatların birçoğunu kalbi durdurmadan yapıyoruz. Yani kalp akciğer makinesine hiç bağlanmadan dolaşım sentetik dolaşıma, artificial dolaşım diyoruz buna, yapay dolaşıma geçmeden ameliyatları yapabiliyoruz. Çoğunlukla bunu tercih ediyoruz çünkü kalp akciğer makinesine bağlandığında bir hastanın bağışıklığı bir yüzde verecek olursak, tam bağışıklığı 100 dersek bu %30'lara kadar düşüyor. Bu da çok önemli bir oran. Özellikle bu pandemi döneminde evet. Çok riskli bir durum. Avrasya Hastanesi de çok hassas davrandı bu noktada evet, hastalarına. Evet. Tabii, tabii. Sizin konseyiniz var. Evet. Kalp hastalıklarıyla ilgili kurmuş olduğunuz bir konseyiniz var. Çok evet. önemli hocalarımızın yer aldığı, profesörlerimizin yer aldığı önemli bir konsey. Konseyden evet. de biraz bahsedebilir misiniz? Ya mi şöyle hocam? Aslına bakarsanız kalp damar, kardiyoloji ve kalp damar ünitesi ana binadan diğer bölümlerden ayrı bir bölüm. Burada da sizin de bildiğiniz gibi evet. Baştan itibaren öyle kurulmuştu ve bizim ameliyathanemiz, yoğun bakımlarımız diğer genel yoğun bakımdan genel ameliyathanelerden ayrı bir lokasyon, fiziksel olarak da ayrılmıştır. Özellikle enfeksiyon konusundaki aşırı baştan itibaren olan aşırı duyarlılığımızdan dolayı. Nazokomial enfeksiyonlar dediğimiz hastane enfeksiyonları zaten biz üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesidir. Bizim uygulamamızda kalp timi, kalp ekibi denilen bir sistem var. Şöyle ki gerek kardiyolojik girişimlerde gerekse cerrahi girişimlerde yapılacak olan girişimlerin tümü bir kalp konseyinde görüşülüp karara bağlanıp ondan sonra uygulamaya geçiliyor. Evet. Biz bunu da kalp konseyi adını verdiğimiz bir konseyde tartışıp birlikte karar veriyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Bu oldukça faydalı, yani kalp timi uygulaması hasta açısından bana göre son derece faydalı. Yani önemli olan en bilimsel ve hastaya en faydalı sonucu elde edebilmek, uygulamak evet. ve elde edebilmek. Bunun için de kalp konseyi oldukça faydalı bir uygulama. Evet, tabii az önce de belirttiğimiz gibi çok önemli sizler gibi hocalarımızın, profesörlerimizin bulunmuş olduğu bu konseyde hastalarımızın rahatsızlıkları değerlendiriliyor. Evet. Orada tabii sizler gibi hocalarımızın yanında işte diyetisyenimizin de olduğu, farklı evet. alanlardaki doktorların da olduğu bir konsey bu. Evet, kesinlikle. Dahiliyeci evet. arkadaşlarımız oluyor. Katılabilen işte kalple ilgili kardiyoloji, kardiyologlar, kalp damar cerrahları, yoğun bakım sorumlularımız, anesteziyoloji, diyetisyen katılıyor. Böyle bir ekip.
Ve şu da var hocam, tabii bu korona günlerinde, covid günlerinde vakaların artması, dedik işte stres kalbi etkiliyor. Kalbi etkileyince de rahatsızlıklar gündeme geliyor. İşte kalp krizleri, kalp rahatsızlıkları, kalp hastalıkları. Peki bu biraz genetikle de alakalı mıdır peki? Tabii. Şöyle ki kalp damar hastalıklarında yani bizim temel patolojik temel fizyopatolojinin adı aterosklerozdur. Yani evet. En fazla ilgilendiğimiz, yani damar sertliği halk arasında denilen durumdur. Damar sertliği yaklaşık olarak %60 oranında, hani ne sorumludur bundan diye baktığınızda %60'ı genetik faktörlerdir. %40'ı çevresel diğer faktörlerdir diyelim. Yani bunlar arasında genetik faktör dışında, yani genetik faktör ne demek? Genlerde aileden bir yerde bir gelen bozukluk var, arıza var ve bu eninde sonunda ortaya çıkıyor. Damar duvarında bozulmaya neden oluyor demektir. Yani işte bunu nasıl anlıyoruz? Genellikle şu soruyu soruyoruz. Annede babada kalp evet. hastalığı var mı? Bypass geçiren, kalp krizi geçiren yakın akrabalarda, amcalar, dayılar, teyzelerde böyle bir problem var mı? Oluştu mu? Bu bilgilerde işte aldıktan sonra işte ailesel yatkınlık diyoruz biz buna. Ailesel yatkınlık önemli bir faktör. Hatta bazılarında çok erken yaşlarda bile ortaya çıkabiliyor. Yani 30'lu yaşlarda kalp krizi geçirenler ile karşılaşıyoruz. Yani ki biz 10'lu yaşlarda bile geçenleri evet. gördük. Onun dışında ki faktörler olarak kabaca genellikle bilinen şeylerdir bunlar ama şeker hastalığı oldukça önemli. Evet. Kontrolsüz şeker çok büyük bir tehlike damarlar açısından. Örneğin bir insanın şekerini 300'lerde bir sene tutun, kalp dahil bütün damarları daralır, birçoğu tıkanır. Ve hani buna bir örnek olarak söylüyorum. Onun dışında hayat biçimi. Hareketsiz, stresli. Şu andaki süreçten bahsediyorsunuz. Evet, biraz şimdi daha biraz COVID hocam. Sürecinde içine girdiğimiz durum maalesef öyle. Hareketsiz bir yaşam içerisindeyiz. Evet, stres altında işte beslenme düzenli bozulmuş bir bozulması. Bunlar da damar hastalığında predispozan, yani ortaya çıkaran faktörlerden diyebiliriz. Sigara önemli bir faktör. Evet. Yani sigara içimi. Bu dönemde içimi. Çok kullanıldı mı sigara hocam? Çok kullanılıyor Benim mu? Benim kişisel gözlemim artış var maalesef şeyde. Ki sigara hem kalbinden büyük düşman. Akciğerler açısından, COVID açısından hani kliniğin ağırlaştıran tablolardan birisi. Sigara içenlerde evet. mesela tehlike daha fazla. Sigara içmek en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Yani hastalığı hafif geçirebilecekken yoğun bakımlara düşmek, makinalara bağlanma riskini artıran bir şey. Artırıyor. Sigara içimi gibi faktörleri sayabiliriz. Ki bu COVID sürecinde de maalesef bu bahsettiğimiz yardımcı hastalığa genetik dışı faktörler anlamında bir artış var. Evet. Sigara ancak diğer taraftan da hastaneye başvuru sayılarında azalma var. Kalp rahatsızlıkları nedeniyle. Çünkü insanlar korkuyorlar. Yani hastaneden hastalık kapmak tehlikesi. Gerçi bu süreçte hastanecilik de birçok şeyi öğrendi. Nasıl insanlara hastalık bulaştırmadan hastanecilik yapılır da evet. öğreniyor. Şimdi sosyal mesafesinden tutun da işte nasıl söyleyeyim, hastane içi fiziksel önlemler, ekstra önlemler nasıl alınır, havalandırma sistemleri nasıl yapılır,
Sterilizasyonlar nasıl yapılır? Onlarla ilgili de bayağı bir gelişme oldu. Şu da verdi Esat Hocam. Bu noktada Avrasya Hastanesi çok başarılı bir hastane bu noktada. Evet, evet. Çok da başarılı bir süreç yaşıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Pandemi döneminde çok başarılı bir süreç yaşadınız. Gerek hastalarınıza, gerek hekimlerimize birlikte, sağlık çalışanlarımıza 7/24 hizmet evet. veren bir hastane Avrasya Hastanesi. O yüzden gerçekten bütün ekip evet, çok özveriyle çalıştınız. Özveriyle elinden geleni yaptı ve yapıyor. Evet, tabii pandemi döneminden biraz yine bahsedelim hocam. Çünkü şu yaşadığımız süreçte insanların stresli olması, kalp krizi oranlarının yükselmesi, kalp hastalıklarının... Çünkü strese bağlıdır kalp, öyle değil mi? Biraz yani stres de bu işte biraz önce söylediğim etkiliyor. Faktörlerden bir tanesi. Ve bu dönemde de maalesef çok yoğun stres evet. var. Herkes de var stres. Bu stresle... baş edebilmek için hani herkesin psikiyatriste, psikoloğa gitme gibi bir şansı da yok. Evet. Bir şekilde baş edilmesi gerekiyor. Peki Esat Hocam, korona kalp ameliyatı riskini artırıyor mu? Kalp ameliyat riskini artırıyor tabii ki. Eğer hastalarımıza koronavirüsü bulaşması durumunda ameliyat sonrası dönemde biraz önce başta da söylediğim evet. gibi dünyada da bununla ilgili bir takım yayınlar yapıldı. Vaka case reportlar, vaka raporları yayınlandı. Bunlara göre oldukça risk korona bulaşması durumunda. İşte bunun için biz çok çok özel, çok detaylı önlemler alarak bu ameliyatları yapıp şu ana kadar hiçbir hastamızı koronadan kaybetmedik. Bu süreçte yaklaşık olarak 100'ün üzerinde ameliyat yaptık şey başladığından beri. Bunlardan hiçbirisinde korona ile ilgili bir sorunumuz olmadı ama çok özel önlemlerle ama sağladık. Ama korona kalbi etkiliyor. Korona kalbi etkiliyor mu? Damar sistemini... şöyle ki kalp ve damar sisteminde etkilediğini ortaya çıkarıldı. Nasıl etkiliyor? Pıhtılaşma sistemlerini etkiliyor. Mikrotromboz dediğimiz küçük damar tıkanmaları, kılcal damar tıkanmalarına neden oluyor. Ve hastalığın asıl kötüleşmesinin ve özellikle de maalesef kaybedilen hastaların çoğunda bu tespit edildi. Yaygın damar içi pıhtılaşmalar, kılcal damar içi pıhtılaşmalar gözlendi. Bu sadece akciğerde değil, bütün organlarda, kalpte. Ve bazı raporlarda şunu gösteriyor ki korona geçiren bir takım hastalarda kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalığı ortaya çıkıyor. Yani kalp kasılmasında zayıflama, örneğin ejection kasılma oranı dediğimiz ejection fraction normalde işte %55 ila 70 arasındayken bu hastaların bir kısmında %30-25'lere düşen ejection fraction'lar görüldü. Yani kalp kasılma fonksiyonlarında da bozulma olduğu gözlendi. Ki sadece akciğerleri etkileyip işte akciğer hasarı yapmanın ötesinde birçok organda da hasar yapabildi. Dolayısıyla da diğer grip grubu hastalıklardan bu biraz daha farklı bir yerde duruyor maalesef. Kalp hastalıklarında obezitenin de etkisi var mı? Tabii. Çünkü biraz önce saydığım... Korona günlerinden geçiyoruz, hareketsiz yaşam dediniz. Bu hareketsiz yaşam da bizim kilo almamıza da sebep oldu. Ve siz kalp hastalıklarında da dediniz ki kilo artışı olmayacak. Kilodan uzak duracak, sigaradan uzak duracak, aynen. hareketsiz yaşamdan uzak duracak dediniz. Peki obezite ve kalp hastalıkları? Obezite kesinlikle bir risk faktörü. Obezite derken şöyle, obezite özellikle hanım hastalarımızda, kadın hastalarda şöyle bir risk faktörü, daha doğrusu şöyle bir mekanizmayla damarları veya kalbi etkiliyor. Genellikle metabolik sendrom denilen glikoz kullanım bozukluğu oluyor. Glikoz kullanım bozukluğu damar duvarları için maalesef son derece kötü bir
tablodur. Damar epiteli altında, en iç tabakanın altında plaklar, yağ plakları yerleşmesine neden olur. Bu glikoz metabolizması aynı zamanda yağ metabolizması bozukluğudur. Dolayısıyla da bunun da bir takım göstergeleri var. Evet. Ancak tabii bu daha çok metabolizma uzmanlarının, bir miktarda kardiyolo uzmanlarının işi olması sebebiyle ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ben cerrahım. Ama şunu söylüyoruz, kilo almasınlar. Tabii. Yani düzenli egzersiz... Şeker kullanımı da önermiyorsunuz. Hayır, şöyle... dengeli ve, dengeli ve düzenli beslenme yani burada esas. Evet. Yani biz ameliyat ettiğimiz hastalarımız özellikle bunlara da ameliyattan sonra önerdiğimiz bir beslenme rejimleri var. Bunun içinde işte belli oranda karbonhidrat, belli oranda yağ ve protein alınması gerekiyor. Hani bunlardan bir tanesini tamamen kesmek de doğru değil. İşte protein rejimlerine tamamen, yağ rejimlerine karşıyız. Bunlar doğru değil. Evet. Örneğin ben Karatay diyetine direkt olarak karşıyım. Yani bununla ilgili damar sertliğine artırıcı bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz ve biliyoruz diyelim. Onun dışında düzenli egzersiz, mesela herkesin belli bir yaştan sonra haftada en az 3-4 gün en az 5 kilometre yürümesi lazım. Hafif tempolu. Bunu şöyle diyeyim. Ben zaten normal yaşamımda çok hareketliyim. Bu ona ihtiyaç duymuyorum denilmesi de doğru değil. Bunu iş gibi algılamak lazım. Belli bir saat, günün belli bir saat, örneğin 1 saat, 1,5 saat yürüyüş yapmak, bu şu anda bu korona günlerinde dışarı çıkıp yürüyüş yapmak çok da maalesef olabilir veyahut da yapılabilir bir şey gibi gözükmese de evde bir takım basit aletlerle, basit bisikletlerle, yürüyüş bantlarıyla bu sağlanabilir. Biz bunu özellikle öneriyoruz. Yani hareketli hareket bir... şart. Hareket şart. Peki kalp hastalıklarında yaş faktör müdür hocam? Faktördür. Şöyle ki belli bir yaştan önce görülme sıklığı oldukça düşük. Bizim ancak şöyle, bu damar sertliği gibi hastalıklarda kalbin birçok hastalığı var. Doğuştan kalp hastalıkları zaten doğuştan ortaya çıktığı için onları bir kenara bırakıyoruz. Ben sadece damar sertliği için söylüyorum. Yani koroner kalp hastalıkları için 40 yaş üzeri de daha fazla görülüyor. Damar hastalık. En sık görülen yaşlar 45 ila işte 65 yaş arasında. En fazla görülme sıklığı olan yaşlar. Bu yaşlarda dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de ailesel faktör varsa, genetik faktör varsa özel önlemler almak gerekiyor. Bu özel önlemlerden... Ve mutlaka check-up yapmak, evet, yaptırmak check-up gerekiyor. İşte belli bir yaştan sonra mutlaka ekokardiyografi yapmak gerekiyor. Şimdi giderek bilim ilerledikçe daha ileri teknikler daha az zararlı hale gelerek uygulanabilir hale geliyor yavaş yavaş. Yani yakın gelecekte işte mesela bir makineye gireceksiniz, o sizin damarlarınızı gösterecek. Çok fazla zarar vermeden, çok az radyasyonla veyahut da radyo opak madde kullanılarak falan diyoruz. Şu anda da teknolojinin en önemli çağlarından birini yaşıyoruz hocam. Yok, ilerliyor. Şimdi gelecekte çok kapalı daha ilerleyecek. Kapalı ameliyatlar yapıyorsunuz mesela. Evet, evet. Belki de yani, bu geçmişte böyle düşündüğünüz zaman acaba mı denilebilirdi ama şu tabii, anda... Tabii. 90'lı yıllarda biz başladık. Minimal invaziv, yani az kesili ameliyat yapma girişimlerine, evet, ki ilk 97'de American Heart toplantısında Amerika'da biz 170 vakayla dünyanın o sıradaki en fazla şey yapan serilerinden birini sunmuştuk. Ki daha sonra bu iş daha gelişti. Şimdi böyle bir işte robotik cerrahi yönü başladı işin. Robotik cerrahi henüz daha
gerektiği yere ulaşamadı. Henüz daha pratik olarak veya teknolojik olarak henüz olması gereken yerde değil ama umut veriyor. Türkiye sağlık noktasında başarılı bir performans sergiledi korona günlerinde de. Evet, evet. Kesinlikle. Her ne kadar son zamanlarda yani o başlangıçtaki sokağa çıkma veyahut da İngilizcesi lockdown döneminden sonraki dönemde olan bir hızlı serbestleşmenin getirdiği bir şeyle kademeli olarak belki biraz daha kontrollü yapılabilirdi ama yine de şu ana kadarki sonuçları itibariyle başarılı diyebiliriz. Evet, peki bundan sonraki süreçte neler yapacak kalp hastaları? Özellikle bu dönemde bu söylediklerime dikkat edilmesi gerekiyor. Yani korona döneminde eve kapanıp hiçbir şey yapmadan hareketsiz, immobil, fazla yemek yiyerek geçirilecek olan süreçler maalesef kalp ve damarlar için evet, son derece zararlı. Ağır yemekler de zararlı değil mi hocam? Kesinlikle. Hani diyorlar işte kelle yiyin, paça yiyin, işte sakadat yiyin. Onlara katılmıyoruz. Evet. Yani çünkü kalp içinde o kolesterolünde büyük bir rolü var kalp hastalıklarında. Tabii yani kolesterol belli bir şeyden sonra belli bir kandaki düzeyi işte iyi kolesterol, kötü kolesterol denilen halk arasında öyle bilinen kolesterol oranlarının da önemli. Onun da genetik bazı var diyeyim. İyi kolesterol, kötü kolesterol oranını belli bir dengede tutmak lazım. Kolesterol metabolizmasını kötü yönde etkileyecek olan beslenme rejimlerinden kaçınmak lazım. Ama yağlı beslenip kelle paçayla işte immüniteyi güçlendireceğiz falan derken de damarları tıkayabiliriz. Evet Esat Hocam, tabii kendimize dikkat etmeliyiz dedik. Kalp hastalarının da kullanmış olduğu ilaçlar var. Mesela günlük bir aspirin için dersiniz, hı-hı, ya da kan sulandırıcıdan bahsedersiniz. Peki bununla ilgili izleyenlerimizi bilgilendirir, evet, misiniz? Ya, aslına bakarsanız şöyle bu COVID sürecinde COVID'in riskini artıran, daha doğrusu risk faktörleri diye adlandırdığımız şeylerden bir tanesi de kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon, evet, olan hastalarda bu ve ileri yaş grubunda maalesef daha mortal ve ölümcül seyredebiliyor. O yüzden de bir takım öneriler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi, tabii ki hastalık manifest olarak ortaya çıkıp yoğun bakım yatışları falan gerektiğinde daha ileri düzeyde kan sulandırıcılar kullanılıyor. İşte heparin gibi falan. Ama bizim özellikle önerdiğimiz zaten 45 yaş üzerinde ailede damar hastalığı hikayesi olanlarda aspirin kullanılmasını 80-100 mg civarında günlük salisilik asit, yani aspirin alınmasını öneriyoruz zaten. Evet. Özellikle bu dönemde ki insanlar daha immobil hale geldi, hareketsiz hale geldi, evlere kapanıldı veyahut da özellikle de belli bir yaşın üzerindeki popülasyon bundan daha da muzdarip durumda ve bunlarda ben kesinlikle eğer bir ekstra bir risk faktörü yok ise aspirin kullanılmasını şiddetle öneriyorum. Evet. Daha ileri kan sulandırıcılar açısından eğer işte zaten stent veyahut da kalp ritim bozukluğu varsa daha ileri gruptaki kan sulandırıcılarında kullanılması lazım ve bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hareketsizlikten kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkan diğer bir durumda
toplar damarlarda pıhtılaşmalar olması aspirin bir nebze bunlara da engel oluyor. Peki hocam heyecanın da etkisi var mı kalp hastalıklarında? Hani ani heyecan, stresin etkisi var dedik. Tabii ama hani bu bir şey değildir. İşte ani herkes heyecanlanır. Evet. Ancak sizde bir kalp rahatsızlığı var ise aşırı heyecan tetikleyebilir. Koroner spazmına neden olabilir. Eğer koroner arter darlığınız varsa kalp krizi geçirebilirsiniz. Yani onun dışında başka bir şey diyebileceğim bir şey yok. Evet. Hocam çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Peki korona günlerini ne konuştuk sizle? Son olarak ekranları başındaki izleyenlerimize korona günleriyle ilgili de pandemiyle ilgili bir mesaj vermek ister misiniz? Şöyle ki bu olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve bütün insanlık bunu hani bir, özellikle İspanyol gribinden sonraki bu biliyorsunuz 1918-1920 arasında 40 milyon insanın ölümüne neden olan evet. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar insan kaybedilmemişti. Ölümüne neden olan bir pandemiydi o. Koronavirüsü İspanyol gribini ortaya çıkaran influenza H1N1 virüsüne göre aslına bakarsanız bulaşıcılığı daha fazla bir virüs. Ve maalesef mortalitesi de aşağı yukarı yakın öldürücülük oranı. O zamandan beri ilk kez 100 yıl sonra tekrar insanlık böyle bir pandemiyle, böyle bir bela ile karşılaştı ve bunda henüz elimizde aşı olmasa da virüsü öldüren herhangi bir ilaç olmasa da evet. işte Sayın Bakanımızın da en başta söylediği gibi en önemli silah izolasyon, korunma. Korunulduğu sürece toplumsal olarak her birey kendini koruduğu sürece ölüm oranları daha düşecektir. Ve hastanelerin yükü daha azalacaktır. Şu son zamanlardaki atak nedeniyle mesela hastanelerde çok ciddi bir yük artışı var. Evet. Bütün ülke genelinde belli bir şeyi aştığında bu kontrol dışına çıkıyor. Bu ne demek? Kurtarabileceğimiz hastaları kurtaramıyoruz demektir. Yük çok artınca. Dolayısıyla da herkese düşen görev lütfen herkes maske taksın. Maske en önemli silahlardan bir tanesi. Şöyle ki 1 metre, 1,5 metre mesafede iki insan konuşurken maskesiz iki insanın birbirine bulaştırma ihtimali 100 ise iki maskeli insanın 1,5 metrede konuşurken bulaşma ihtimali %10, %90 azaltıyor. Dolayısıyla da maske çok önemli, sosyal mesafe çok önemli. Dengeli beslenme çok önemli. Temizlik ve hijyen. Hijyen mutlaka çok önemli. Bütün bunlara dikkat ettiğimiz sürece bu tehlikeyi, bu pandemiyi daha az zararla atlatabileceğimiz kanaatindeyim. Şunun da mesajını verelim hocam. Tabii hastanelere gelmekten de korkmasınlar ekranları başındaki izleyenlerimiz. Çünkü evet. Sizin alanınız kalp tabii. alanı. Ameliyatlar yapıyorsunuz ama ameliyat gecikmez de. Şöyle çok özel önlemlerle yaptığımız için evet. Hani örneğin şöyle ifade edeyim. Bir süpermarkete gittiniz, alışveriş yaptınız ve çıktınız. Oradaki tehlike ile bizim hastaneye geldiniz, ameliyat oldunuz. Süpermarket bizim hastaneden daha tehlikeli bulaşma açısından. Buradaki önlemler sayesinde, yani uygulanan önlemler sayesinde risk, süpermarkette bulaşma riskinin çok daha altına indirilmiş durumda. Onu söyleyebilirim. O yüzden de hastaneye gelmekten imtina edilmemesi gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum mesajlarınızdan dolayı. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifan Kapısı programımızda COVID günlerinde, korona günlerinde kalp hastalıkları ve kalp ameliyatlarını konuştuk. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Esat Akıncı bizlerle birliktelerdi. Kalp ve damar cerrahisi direktörümüze teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050